Oh. Ne oldu be? Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Biz tam şeyden konuşuyoruz. Gelinlerden. Gelinler evinden geliyorum. Evet. Evet. O zaman olaylar sizde, haberler sizde. Selam geldi Eser'e. Kızlar iyi işte. Yani gayet iyi böyle otururken. Yani melek gibiler ya. Otururken. Hakikaten kızlar ya. Melek gibiler ya. Ya siz gelince mi? Evet, oturunca, şimdi muhabbet şimdi versinler edince... bakalım neler olacak acaba. Şurada görelim. Vallahi dedim ne güzel böyle. Böyle olsanız dedim. Televizyonda izliyorum. Fenalık geliyor içime. Yani ne oluyorsunuz ya? Siz de hani biraz abi. Daha yamaç, biraz daha... Tamam, kıskançlık olur, bilmem ne olur, şu olur, bu olur ama... Gene de biraz yavaş olun çocuklar. Bugünün yarını var. Evet. Siz yani bayanlarsınız. Hele daha zor yani sizin için. Hani erkekler erkektir. Bizim dediğimiz gibi eskiden yani o erkektir. Ne yapsa yeridir. Erkektir, ne yapsa yeridir. Değil ama eskiden öyle derdik. Hayır. Buranın Türkiye'de baktığın zaman evet bayanların gerçekten hani eşitlik tamam. Yani bazı konularda fiziksel bile artık neredeyse evet, çalışıyorlar, ekonomik doğru. özgürlükleri var filan ama doğru. Biraz erkeğe davranışları, konuşmaları, onların ölçülü, erkeklerin de onlara karşı ölçülü olması evet. gerekir. Onu söylüyor yani. Yani erkekte, yani toplum olarak bakılan şey buydu. Evet, evet. Erkek yani devam ediyor yoluna erkek yani. Erkek bir de sıyrılabiliyor, daha kolay sıyrılabiliyor. O var yani yetiştirilme şeklimizden kaynaklanan. Hayır, tabii hayır. Daha rahat kurtulabiliyoruz ülkemizdeki erkekler. Ülkemizdeki şey bu yani, gene de bayanlar daha çok dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu sizler yapıyorsunuz. Zaten bayanlar helal olsun. Geleceğin vallahi anneleri helal olsun. Örnekler yani. Eğlenceleriniz, ana. Her şey. Anneler ya her şeyden önce evet. değil mi? Evet. Anneler yani. Anneler ve anne adayları kuvvetli yani. Kadın anne evet. sıfatıdır yani. Evet yani. Evlilik problemi. Ya en nihayetinde erkekleri de tabii eğitici. Kadınlar yetiştiriyor, anne. Annelerdir yani. Tabii ya işte eğitici. Bizleri de yetiştiren eğitici, anneler. Her kadın bir eğiticidir yani. Biz niye böyle bir model, rol model görüyoruz çocuklar. Annelerimizi? Alacağımız eşlerimizde de o ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız bunlar hep rol modeldir hayatımızda. Evet, tabii. Onunla kıyaslarsın, onunla karşılaştın. Murat da nasıl yemekler yapıyor farkında mısınız? Öğrendim. Öğrendim var ya, bu yaşta da ayakta ya. Çok şükür. Murat'a iş düşmedi. Eli cebinde. Ama burada şimdi şöyle bir şey. Düşmedi. Öğrenmek şimdi istiyor. Şimdi pek bir şey yapamıyor. Evet, öğrenmek istiyor, istiyor ve öğreniyor. Öğrenir mi? Öğreniyor mu? Yok, öğrenmez. Öğrenmez olmuyor. Ben sana yani yaparım yani. Sebahat Hanım neler istiyor ya? Yaşasın ya. Bir yani yaparım. Harika yani. İyi, öğretin ne olur. Tabii. Sebahat. Öğretin değil. Öğretin, geliyor, bakıyor, hoşuna gidiyor. Ben yapayım diyor. İlgisi var yani. Evet. Hayatta hep öyledir. Eğer çok güzel bir şey. Üzerine kalmazsa bir şeyi öğrenemezsin abi. Tabii önünde hep biri varsa sen hep geride alışırsın. Tabii. Annem hep vardı. Çok şükür. Allah da başımdan eksik etmesin. Amin. Bir insanı bak özellikle Bahriyeli'de olur bu. Yüzme bilmeyeni denize atarlar. Sen de yüzme... Bahriyeli'ydin. Yok değildim ama. Benim yüzme. Beni atmışlar değirmene. Ben değirmende dönmüşüm 50 sene. Hayır. Harikasın. Böyle dönmüşüm. Yani onun için her şeyi bilirim. Her üzüntüyü, her acıyı da yaşamış olarak Allah gene de evlat acısı vermesin. Amin. Hiç kimseye vermesin. Amin. Onu bilmiyorum ama kardeş acısını biliyorum. İki kardeşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Benden sonra duyguyla devam edersin. Bu kararı hakaretten sonra. O kadar şeyden sonra hala duygu diyorsa ben anlarım ki Melis burada haklı çıkıyor. Bildiğin evde kalmak için bizi kullanıyor derim yani. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Siz dışarıdayken Duygu istemediğini kesinlikle söyledi. Şu var. Eğer Duygu gerçekten dönerse ben de aynı şeyi düşünürüm. İkisi için de düşünürüm bu sefer. Murat çok dedikodu yapıyormuş. Bilemiyorum kimse götürdü mü. Ne söylemiş dedim söyle. Murat mı yapıyor? Söyle. Murat dedikodu yapıyormuş onun hakkında. Duygu'nun hakkında değil. Kim hakkında? Duygu'nun? Yok yapmıyor. Murat dedikodu yapıyor. Dedim Murat. Yapmıyor. Burada herkesin hakkında konuşabiliyor yapmadı, bu arada. Senin hakkında da hiçbir laf söylemedi. Biz buna dedikodu demiyoruz. Dedikodu ne acaba? Dur. Çok üzüldüm. İnan o gün çok üzüldüm. Yani kalbim kırıldı.
Duygu bunu yani, söyledik. Yok. Yok. Yeter dede. Durdu. Dede misin sen? Git de başkası gelsin yani. Yani çok patavatsızca. Büyük olarak İnsanlar o da doğrulukla boş boğazlığı birbirine karıştırıyor. Evet. Yeşilde yaptıkları insanların yani, burada bağdaşı işte bunun üzerine. Dedi ki Murat da orada çok dedikodumu yapıyormuş. Ne söylemiş Duygucuğum söyle dedi. Sen izliyorsun çünkü programı. Evet izliyorum. Hani söylemiş olsa bir şey çıksa derim ki Murat da böyle söylemiş. Kötü hiçbir şey söylemedi mi? Bir tek kedi uzanamadığı ciğerimindar der dedi diye evde kızdım ona. Bir tek onu dedi. Dedi ulaşamadı Ceremunlar'dan muhabbetinde sen orada sözün kesilmeseydi onun doğru bir altını tamamlayacaktı zaten. Anlayacaktı insanlar evet, ama orada evet. Senin konuşmana izin verilmediği için bence öyle aynen, bir şey oldu. Yere gelmişken yani hakaret aynen. Değil. Ne kedi dedi ona ne bir şey. Başka bir şey anlatmaya çalıştı evet. O lafınla ama tek bir söz oldu. Başka bir daha olmadı. Neyse, bakalım kısmetse hayırlısıysa olur. Ben İnşallah. Söyledim düşüncelerimi. Gene oğlumundur son söz. O nasıl isterse onun beğendiği benim başımın tacıdır. Her zaman için. Ne güzel. Ya benim, annenin böyle söylemesi çok güzel. Ya ne demek ne demek. Ben onun mutluluğu için yaşıyorum. Konuştun mu Mehtap'la? Nasıl geçti şimdi o taraf? Bir saygısızlık bir şey yok değil mi kimsede? Hayır teşekkür ederim hepsine. Ha. Sağ olsunlar çok teşekkür ederim. Dinlediler. Çok güzel dinlediler. Dedim kusuruma bakmayın hepinizin annesi sayılırım hı-hı. 70 yaşındayım hı-hı. Yani Melis açtı açınca mecburen hani konuştum. Duygu da şey de girdi araya yani biz istiyoruz biz arzu ediyoruz böyle falan şöyle yaptık böyle yaptık orasını ben bilemem dedim yani hı-hı. Oğlum bilir hı-hı. Nasıl düşünüyorsa öyle şimdi Mehtap'la başladılar yani bakalım. Nasıl gidecek kısmet yani işte şöyle böyle Mehtap'ı da söylüyorlar yani devamlı iyi değil Mehtap'ın... diye ben de sonra geçtik o şeye bahçeye Mehtap'la konuştuk ben sizi çok seviyorum ben de seni dedi yani ben de seni oğlumla da konuştuk yani Mehtap herhalde bu hırçınlığı bundan sebep dedik ama öyle olmuyor bizim neden? Neden kızım? Neden? Yani ki o kadar yeğenin oğlumu küçümseme, aşağılama ne derseniz deyin. Sözleriyle hani aileniz istemiyormuş saçından sebep sen öyle. Yani bu kadar eleştirdiniz yani oyuncak şekline getirdiniz yani yakışır bir şey değil. O da benim oğlum yani öyle değildir o. Sonra... Yok yaşından, yok başından yani her şeyinden dedim. Bu neden kızım, neden? Hani başlayacaktınız, düzgün gidecekti. Kucağına yatan sensin. Şey teklif eden arkadaşlık sensin. Yani ve o da kabul etti. Böyle mi gidecekti daha ilk günü bozuşmalar? Yani değişik konuşmalar daha ertesi günü. Daha sonra yine öyle... Yani hep görünen şey siz yani kopmak üzeresiniz. Yani Murat için bir şey söylendiğinde müdafaa yok, bir şey yok. Bunları görüyoruz dedi. Gerçi müdafaa var benim söylediklerimde ama... Ben dedi ediyorum dedi. Bir insanın dedim dış görüşüne buraya bakacaksın dedi. Evet, kalbi yani. Buraya bakacak. Aman işte çok üzüldüm dedi. İşte yeğenim de hani öyle konuşmasına, sizin üzülmenize... Çok üzüldüm kulağıma söyledi en son çıkarken ne olur dedi siz üzülmeyin hiçbir şeye dedi. Dedim inşallah üzmezsiniz ne diyeyim yani. Yani çünkü ben de hep ondan yanayım ya. Seda Hanım da çok dile getiriyor ya evet. Ayıplı ayrılık olmasın. Yani evet. Ayrılık olacaksa da evet, konuşarak düzgün evet, sebeplerini düzgün ortaya masaya yatırarak evet. Halledemeyeceğimiz çözemeyeceğimiz bir şeyse. Bir şey, evet. Yolun bahtın açık olsun. Burada ama yine dostuz, evet, arkadaşız. Yine, dost yine yüz yüze bakacağız. Tabii. Neyse olur, sen yeter ki sen.